Şimdi 20 normalde yazıyor. Transfer yasağı bugün kalkıyormuş. Ben de 20 yazıyor. Her şey tamamlanmış transfer yasağının kalkmasına dair. Sadece sorun şu olmuş. Devletten gelecek, daha doğrusu devlet kurumlarından gelecek Ankaragücü'ne yardımların nakit konusunda bir sıkıntı olmuş. Ankaragücü yönetimi de kendi şahsi teminatlarıyla sorunu çözmüşler. Yarın itibariyle Ankaragücü'nün transfer yasağı kalmıyor. Kesin Oley. bilgi. Bunu paylaşıyorum. Direkt aldığım bilgi. Demişlerdi dün. Ankaragücü futbolcuları transfer edecek 6-7 tane futbolcu var. Bunlardan 3-4 tanesi şu anda Ankara'da ve tesislerde. Diğerleri yarın geliyor. Bugün gelmiş olanlar Kasımpaşa maçında çok büyük ihtimalle forma giyecekler. Hazır olma durumlarına göre. Mustafa Reşit Akçay'ın onayına göre. Ankaragücü Kasımpaşa maçında transfer yasağını kaldırmış ve yeni futbolcuları ve yeni hocasıyla sahada olacak. İnşallah bu değişiklik pozitif manada da yansır. Oyuncular İnşallah. takıma çabuk adapte olurlar, çabuk entegre olurlar, bir sürpriz yaparlar. Yani şu an itibariyle daha önceden de benim söylediğim şeyler vardı. Yarın olacak, yarın bitecek. Ben bunu da teyit etmeden söylemiyorum. Şahsi teminatlarını göstererek Ankaragücü yöneticileri son kalan problemleri çözmüşler ve transfer yasağının işlemini bitirmişler. Yarın büyük ihtimalle bir basın toplantısıyla yapacaklar. İsim soruyorsunuz. Evet, isimlerin hemen hemen hepsini ben çok uzun zamandan beri biliyorum. Ama şöyle de bir durum var. Bu futbolcular şu anda Ankaragücü'yle resmi sözleşmeyi henüz imzalamadılar. Bu federasyona bildirilmedi. Hala transfer yapmak için uğraşan kulüpler var. Menajerler Ankaragücü'nün adını kullanarak başka kulübe fiyat yükselterek götürmeye çalışabilirler. Bunların hepsi yaşanan bizim futbol camiasında çok çok gördüğümüz detaylar. Fatih Başkan özellikle ve özellikle isimleri kendisi söylemese dahi bildiğimi tahmin ederek paylaşmamamı istedi. Ben de bu isimleri Rica onun için etti. evet rica etti. Onun için paylaşmıyorum. Transfer yasağı kalıcı mı kalkıyor? Şimdi evet şu an itibariyle aslında kalkıyor. Ama birçok futbolcu var ki 1 Şubat'tan sonra dosyası gelecek ve transfer yasağına neden olacak futbolcular. Şu anda problem çıkarmıyor ama Çerçi falan gibi futbolcular var. Onlarla beraber yine Ankaragücü'nün yaz döneminde bir transfer yasağı olma ihtimali var. Ama Şu an itibariyle şu anki kadar büyük bir kabarık, büyük bir boyutta dev bir borç değil. Ankaragücü ligde kalırsa bu sorunları zaten aşacaktır. tabii ki. Yani şimdiye kadar 60 milyon liraya yakın bir kaynak aktardılar. Bu transfer yasağını kaldırmayla açısından çok önemli bir rakamdı. Hala da aktarıyorlar. Şimdi futbolcular transfer ediliyor. Bunların peşinatları var. Anlaşmaları var. Buralara da mutlaka para ayarlamışlardır. Bu rakam 80-100 milyon liraya falan bulmuştur. Bulması gerekiyor tahmini. Yani 400'lü 500 mü oldu şu anda Ankaragücü borcu? Borçları kapatıldı ya Ama bu şimdi bir şeyde. kısmı bağış olarak geliyor. Şimdi makine kimyadan Ha, yardım bağış, olarak doğru, geliyor. bağış olanlar var. Türk Telekom'dan bildiğim bağış olarak geldi. Varlık kanalıyla bir yardım var. Büyükşehir Belediyesi'nden borç baskıyla gelen bir borç var. Mustafa Kan'a verdirilen bir borç var. Bu arada Mahmut Akan Ankaragücü takımın kadrosuna devam ediyor mu ya bu Evet. çocuk? Ne diyor? Ben Şu an yani bu hafta maç öncesi yayıncı kuruluş açıklamayı verdi. öyle Oradan mi? biliyorum, görüyoruz. Evet. Ha, TFF listesine yani girecek. bence kötü bir futbolcu değil de o çocuk. Herkes babasından dolayı oynuyor falan diyor. Ama en kötü ortalama vasat oyunculardan biri. Evet. Yani öyle mükemmel bir futbolcu değil ama bu şartlarda takım kadrosunda kalan bir futbolcu. Bir kaleci var şimdi. Mevkileri dönülüyor. Bir kaleci var. İki tane orta saha var. Bir dakika Bildiğim. şimdi ben onları bir İki yazayım. tane kanat var. Kaleci şu anda Ankara'da zaten. Bir Bugün kaleci, iki takımda orta çalışmış bile saha. olabilir. Ondan emin değilim. Ya arkadaşlar isimleri bakın ben vermekten Kanat. çekiniyorum. Siz de lütfen rica ediyorum vermeyin. Bakın biraz önce bir şey anlattım size. Yani siz büyük Ankaragücüsünüz. Ankaragücü için canınızı veriyorsunuz falan ama daha bu futbolcular sözleşmesini imzalamamışlar. Yani bunlar duyulursa, çok konuşulursa, çok şey yapılırsa başka kulüplerinde menajerler de çok çok iyi niyetli kimseler olmuyor. Ankaragücü'nü fiyat yükseltmek için kullanıp başka kulüpler hala pazarlayabilirler. Evet, Evet, bu çoğu kulübün transferle ilgili sıkıntısı var. Limitlerinden dolayı transfer yapamıyorlar ama Ankaragücü'nün bu kadar yüklü transfer yaptığını gördüğü zaman şimdi Kasımpaşa'nın da
Kayseri'nin de Antalya'nın da hatta Konya'nın da iştahı kabarabilir. Yapmayacaksa dahi transfer yapma ihtiyacı duyabilir. Yani bu konulara lütfen dikkat edin. Biz konuşmasını biliyoruz. Saatlerce ben buradan o futbolcuların CV'lerine kadar anlatırım. Kariyerlerini anlatırım. Detaylarını veririm. Ama şu anki durum bu değil. Yani sizi kulübünüzü düşünüyorsanız bence yapmayın derim. Ben Ankara'cını düşünüyorum ve yapmıyorum. İsim konusunu özellikle konuşmuyorum. Fatih Başkan da özellikle isim konuşmamam konusunda ricada bulundu. Size de aynı şeyi şimdi, öneriyorum. Şimdi bir kaleci, iki orta saha. Forvet kaç tane? Forvet daha isimleri öğrenemedim abi. Yani sayı mutlaka yani 6-7 transferden forvetti. Bahsetti. Şu anda ben 4 tanesini falan biliyorum net. Kanat oyuncu da herhalde 2. Yani bir kaleci, iki orta saha, iki forvet, iki kanat. Yani 2-4-6-7. Evet. Zaten 7-8 yani aslında. Ya, ama transferlerin hepsini alternatif. Transferlerin hepsini Mustafa Reşit Akçay'ın bilgisi ve onayıyla onunla beraber koordine ederek bir isim daha vermişti. İsmi unuttum şu anda ezberimde değil. Şu anda transferle ilgilenen birisi daha var. Onunla beraber yapıyorlar. Bir tane bir acayip sol açık olduğu söyleniyor. Yani. Ama bakın inşallah. Şimdi şu an itibariyle net söylüyorum. Erhan. Değil herhalde. Şu an itibariyle söyleyeyim. Yarın itibariyle Ankara'cında transfer yasağı kalkıyor. İmzaları da yarın atacaklar. İmzaları da yarın itibariyle atıyor. Yarın itibariyle gelen futbolcular antrenmana çıkıyorlar. Mustafa Hoca'nın şeyine göre raporuna tercihine göre, tercihine göre Kasımpaşa maçında oynayacaklar ya da oynamayacaklar. Hepsinin yalnız antrenmanda olduğu söyleniyor. Hiç antrenmanda evet, evet. Oyuncu yok. Mesela geçen sene gelenlerin içinde ilk yarıda oynamayan oyuncular da vardı. Hı-hı. Bu sene öyle değil. Bu sene alınanların tamamı oynayan oyuncular. Antrenmanlı ve i̇şte, oynayan. Evet, benim de bildiğim futbolcular şu anda bendeki isimdekiler bunlar. Ama bu da işte bir gerçeği göstermiyor. İki tane örnek vereceğim. Bir İbrahim Üzülmez'le Gençlerbirliği'nin 12 puanla devralıp ligde bıraktığı sezon var. O sezon yapılan transferler Selçuk, Şahin dahil hepsi ilk yarıda forma şansı bulamamıştı. Evet. Geçen seneye dönelim Ankara Gücü. Yapılan transferlerin neredeyse tamamı ilk yarıda forma şansı bulamıyor futbolculardı. Yedek, kadro dışı falan oynuyor. Kadro dışı aynı. Yani, bu işte artık benim buna benzer örnekler artınca futbolcunun hazır olması o kadar enteresan bir kriter olarak gelmiyor gözüme. Aynen. Ben Arfa mesela Avrupa'da da artık böyle Ben Arfa oynamıyordu. Şimdi İspanya'da bir takıma gitti. Yani oynamamasına rağmen isim var ama hani oynayıp oynamaması değil, formu devam ediyor mu? Önemli olan o. Arkadaşlar kafaca hazır olsun. Gelsin, evet. Oynasın. Ankara Gücü kurtulsun.